Günaydın abi. Günaydın hemşire. Ne e'si? Barıştık mı? Küs müydük ki? Dün gece sana attığım tokattan dolayı bana kızgın değil misin yani? Abi kardeş arasında olur böyle şeyler. Benim melek kalpli güzel hemşirem. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Sen bana rahmetli ana babamızın emanetisin. Kendim için ne yapıyorsam bil ki aynı zamanda senin iyiliğin için yapıyorum. Biliyorum abi. Hadi kahvaltı yiyelim. Güllü kalktı mı? Hayır. Uyuyor herhalde. Uyansa iyi olur. Bugün derse götüreceğim onu. Ne dersi? Madame Emma'ya. Adab-ı muaşeret dersi. Hani bu kız görgüsüzün teki diyordun ya. Günaydın Gülizar. Günaydın. Güllü'yü de gidip uyandırsana. Şey, Güllü odasında değil. Değil mi? E iyi git bul, neredeyse çağır işte. Güllü çiftlikte değil Muzaffer Bey. Yasin Ağa sabahtan beri her yere baktı. Tarlalara bile adam yolladı. Baksınlar diye ama. Kız yok. Ne demek yok canım? Nereye gider kız başına sabah sabah? Sakın kaçmış olmasın abi. Ne diyorsun Allah aşkına hemşire? Niye kaçsın durup dururken? Git herkesi avluda topla hadi. Gören, nereye gittiğini, nerede olduğunu bilen varsa söylesin. Görmediniz mi hiçbiriniz? Ha? Yasin Ağa, Ramazan nerede? Şey... Buradayım dayı. Neredesin ulan sen? Şeytan barının oradaydın dayı. Güllü kayıp. Gördün mü kızı? Nereden göreyim dayı? Emrettiğin gibi kızın yanına yaklaşmıyoruz bile. Bu kız mutlaka bulunacak. Bilen gören varsa şimdi söylesin. Yemin ediyorum falakaya yatırır döverim. Şey... Ben Güllü'ye ne olduğunu biliyorum. Her şeyi gördüm. Madem gördün, ne susuyorsun lan sabahtan beri? He? Ben sizden korkumam. Bak hala kemküm edip duruyor. Anlat! Gece su içmeye kalktıydım. Avludan ayak seslerini duyunca camdan bir bakayım dedim. Güllü şu tarafa doğru gidiyordu. Koşmadın mı arkasından? Nereye gidiyorsun gece vakti diye sormadın mı? İçi sıkılmıştır diye düşündüm. Biraz hava alıyordur zannettim. Allah belanızı vermesin. Şu kadar insansınız, bir kıza sahip çıkamadınız be. Abi, jandarmayı arayalım mı? Başka çare kalmadı ki zaten. Allah vere de başına bir şey gelmiş olmasa.
Senin şu anda kızla birlikte İstanbul'a gidiyor olman gerekmiyor muydu oğlum? Ne işin var senin çiftlikte ha? Kız nerede? Ne yaptın kıza evladım? Ya bir şey yapmadım. Ya bir sakin ol oğlum, bir dur nene ya. Sakin mi olalım? Ramazan, biz burada oyun oynamıyoruz. Niye İstanbul'a gitmedin, niye sözümü dinlemedin? Beze, gidiyordum, gidiyordum. Hatta İstanbul yoluna bile çıktım ben. Lan içimden, ya bu iş ne kadar da kolay oldu diye düşünüyordum ha. Derken bir baktım ki, ileride jandarmalar yolu kesmişler. Böyle gelen geçen arabaları arıyorlar, biliyor musun? Nesi varmış anlayabildin mi? Karbüratörden galiba komutanım. Tabii ben jandarmaları görünce dayımın kızı kaçırdığımı öğrendiğini zannettim ki. Çiftliğe dönemezdim artık. Aklıma Beyye yengem öldüğünden beri kullanmadığımız bağ evi geldi. Ben de kızı aldım, oraya götürdüm. Bıraktıktan hemen sonra arabaya atlayıp çiftliğe geri döndüm. Niye peki geri döndün? Niye sabaha kadar bekleyip de yola çıkmadın? Ya dayım beni görürse bir şeyden işkillenmez diye döndüm ben, anlıyor musun? Kız kendi kendine kaçtı zanneder dedim, ha? Ya sonrasını düşündün mü? Ya abim bağ evine bakmayı akıl ederse o zaman ne olacak? Edemez. Edemez. Biz açık vermezsek akıl edemez. Zaten ben de kızı alıp gideceğim. O zaman arasın dursun bakalım Muzaffer ağa. İstanbul'da bizi bulabiliyor mu? Ramazan doğru der hanım. Eğer biz açık etmezsek Muzaffer Bey bir süre sonra kızdan umudunu keser. Ya Gülizar? Besbelli her şeyi görmüş. Ama nedense abime yalan söyledi. Ya ona ne yapacağız peki? Yasin Ağa seni Muzaffer Bey çağırıyor. Çık Yasin Ağa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.